Baksana mesela şöyle bakıyorlar. Biz mesela video çekiyoruz böyle bakıyorlar bize. Böyle. Bitti. Bitti ama Türkiye'de baba Türkiye'de bak. Bak Türkiye'de şöyle bak. Yürüyorum tamam sen mesela konuş kameraya. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Türkiye ekonomisinden bahsedeceğiz. Türkiye ekonomisi nasıldır? Kime oy vermeliyiz? Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın? Bunları konuşacağız. Video çok güzel. Kemal Kılıçdaroğlu aday mı? Aday değil mi? Kılıçdaroğlu aday olmasın. Böyle bir şey yapıyorlar mı? Ya hatır... Bir tane bizim adamın bir tanesi konuşuyor tamam mı? Spor muhabiri. Kadın geliyor öpüyor adamı. Ha evet hatırlıyor. Bir bok olmuyor. Ama bunun bir de şey bir versiyonu var biliyor musun? Kadın konuşuyor, erkek geliyor öpüyor hapse atılıyor. Hollanda adamı neydi? Onu öyle bir şey yapamazsın abi. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün yeni bir videoda tekrardan karşınızdayız. Yanımda Salih var. Ne çekeceğiz bugün? Rusya'da yaşamanın avantajları ve dezavantajları videosunu çekeceğiz sizlere. Aynen. Yanımızda Kerem yok. Ben senin yanındayım. Sen benim. Neyse direkt videoya başlayalım. Direkt videoya başlayalım. Videoyu beğenmeye, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar başlayalım. Başlayalım. Rusya'da yaşamanın avantajlarından bir tanesini ben söyleyeceğim, diğerini sen söyle. Tamam, dinliyoruz seni. Yolda karşıya bakarak yürüyemiyorsun. Ne alaka? Anlamadım. Çünkü insanlar çok farklı. Dün hatırla, bence bu avantaj. Ha, avantaj sende. Çünkü eğer ki bu kadar farklıysan, farklılığın da bir farklılık gibi olmaz ve insanlar sana çok da fazla ses çıkarmaz. Peki sen gözünü böyle dümdüz yürüyemiyorsun, neden? İnsanlar çok güzel, dış görünüşü güzel diye mi? Ya tabii, öyle bir şey var tabii ki. Ya da başka bir sebep. Ya tabii, insanlar güzel, bir de garip, farklı. Dün hatırlamıyor musun? McDonald's'a gittik. İki kız vardı, öpüşüyordu. Ha, bir başta kız zannettik. Saçı kırmızı falan. Aynen, sakal yok, bir şey yok. Saçı kıpkırmızı. Dedik kız herhalde, ay dedik bunlar. Evet, burada her ırktan insanlar oluyor burada yani. Irk dediğime bakma yani, dini seçimleri de farklı olabiliyor insanların. Mesela kırmızı saçlı erkek görebiliyorsun, anladın mı? Türkiye'de bunu çok göremezsin. O yüzden çok farklı dış görünüşlü insanlar oluyor. O yüzden dimdik bakmadan yürüyemiyorsun tabii. Ya, dümdüz bakamıyorsun. Türkiye'de görürsün de ayda yılda bir görürsün. Evet. Ama burada Türkiye'de, her şeyi görüyorsun. Burada alışıyorsun. Aynen, bir de millet böyle sana bakıyor ya mesela. Şimdi mesela biz kamerayla video çekiyoruz. Evet. Tamam mı? İnsanların bize bakışları normal, hani böyle meraklı bir bakış. Evet. Türkiye'de şöyle bakıyorlar. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Arkadan geliyorlar. Hani direkt şey sanıyorlar. Ekonomiyi sorduğumuzu düşünüyorlar değil mi? Ya hayır. Öldürecek gibi bakıyorlar Türkiye'de. Evet, Türkiye'de hani böyle sıkıntı. Ne yapıyor lan? Bir de arkadaşı var. Neyse. Yani uzun lafın kısası, Rusya'da insanlar çok farklı. Bundan dolayı sizin taktığınız bir küpe, saçınızı boyatmanız, giydiğiniz kıyafet burada karışılmıyor. Hani burada özgürce yaşayabiliyor. Aynen. Sadece işte ben bir defa benim giyinişime laf etmişlerdi. O da... Ne zaman? Ya... Çok eskiden mi? Eksi 10 falandı. Dışarıdan kargo almaya gittim. Oradan da bakkalı uğradım ama şortluydum. Hey, bizim liseydeki üniversitede bir çocuk var, Çinli. 5 yıldır şort giyiyor. Eksi 30'da bile şort giyiyor. Eşofman giyince eşofman da buraya kadar sıyırıyor. Hani öyle bir değişik çocuk. Arada oluyor öyle. Arada oluyor. O yüzden ona bir şey diyemezsin. Yani bazen denk geliyor. Peki diğer avantajı ne? Direkt üniversiteden gireyim konuya. Hani hem dünya sıralamasında çok üst seviyede üniversiteler, hem de ayrıca çok ucuz. Yani çok ucuz kanka. Türkiye'den hala bile bu kadar Türk lirası değer kaybedip ruble değer kazanmasına rağmen Türk lirasına göre hala ucuz üniversiteler. Mesela benim bölümüm 50 bin lira bu durumda bile. Yani bir de iki taksit ödüyorsun. Evet. Son sınıfım 5 yıldır daha az ödemiştim. Bu sene zirveye ulaştı 50 bin lira. Türkiye'de hiçbir üniversite bu kadar dünya sıralamasında yukarıda değil. Ona rağmen hem dünya sıralaması müthiş, Türkiye'de hiçbir üniversitenin olmadığı dünya sıralaması var. Ayrıca çok ucuz üniversiteler var. Bence bu çok büyük bir avantaj. Yurtlar çünkü ucuz. Zaten yurtları söylemiyorum. Yurdu tahmin edin. Yurtların fiyatını aşağıya yazsanız abi, aylık yurt fiyatını. Kaç para sence? Biliyorsun, sana sormayacağım mı? 200-300 lira. Hadi tahmin etmeyelim bunu. 200-300 lira aylık. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Yani çok inanılmaz ucuz fiyatlar. İnanmıyorlar ama böyle. Yani benim söyleyeceklerim bunlar. Bu çok büyük bir avantaj. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani çünkü eğitim almak isteyen öğrenciler hem dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde alıyor, hem de Türkiye'de neredeyse aynı fiyatta eğitim alıyorlar. Yani. Hem Samsun'daki özel bir üniversiteyle aynı fiyat. Ayaklarının üzerinde durmayı öğreniyorlar. Aynen. Tecrübe kazanıyorlar burada. Zaten burada yurt dışına geldiklerinde 5 yaş yaşlı. Olgunluk olarak. Ama olgunluk olarak, hani öyle söyleyebilirim. Çünkü burada bütün her şeyi, para hesabından tut, eğitim, hayat, ilişki, yaşam. İlişki demişken buradaki ilişkiler nasıl? Ama insan ilişkileri. Hani erkek kız ilişkisi değil, insan ilişkileri. Mesela bir yere gittin mi, markete gittin, bir kafeye gittin mi, sen nasıl ilgileniyorlar? Ya şimdi şeylere girmeyelim. Böyle markete gittiğindeki insan ilişkileri falan. Tabii genel o zaman. Genel olarak insan ilişkilerinde kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Erkekler de adamlar taşak abi. Evet, doğru. Adamlar eğlenceli. Adamlar eğlenmeyi seviyorlar. Vodka, sigara, o bu, şu, o, biz siz onlar. Adamlar takılıyor yani. Ruslardan bahsediyorum. Buradaki diğer etnik kökenlerden bahsetmiyorum. Onlar
birazcık garip de. Arkadan konuşmuyorlar, dedikodu yapmıyorlar, eğlencesine bakıyorlar. Aynen, arkadan konuşma bir de burada çok fazla kötü yok bir davranış. Evet, yok ki öyle bir şey. Bizde bir yerde bir kızla erkek oturdum ya da erkekle erkek ya da kızla kız oturdum, bitti, tam diğerinin dedikodusunu yapacaksın abi. Kadınlarda ise, ben bunu zaten çok defa anlattım, sen de aynı şekilde anlattın. Yani ilişki ömürleri uzun. Kadınlar yemek yapmayı seviyor, yemek yapmak istiyorlar. Evet. Sevdikleri erkeklere karşı. Çünkü dedikleri şey şu, hani ben seni seviyorum ve sana yemek yapmak istiyorum. Bu bence gayet normal bir şey diyor. Tabii, aynen. Ama Türkiye'deki gibi işte ben sana yemek yapmak zorunda mıyım? Git yemeğini kendin yap tarzında şeyler söylemiyorlar. Ha, tabii onlara söylemiyorlar, tabii haklısın. Yani burada biraz daha insan ilişkileri sizin içinizi açacak. Aslında buraya geldim mutlu oluyor ya. Böyle bir öyle düşünüyorum ben yani. Ben buraya ilk geldiğimde bir tane çocuk vardı, Ali Rıza diye. Böyle yolda yürüyorduk. Şey diyordu, oğlum sen de havalı hissetmiyor musun la diyordu. Nasıl yani? Neden? Rus sokaklarında yürüyorsun, hani anlayabiliyor musun diyordu. Falan diyor. Hala mesela arada Petersburg'a gittik ya seninle sokakta yürürken. Bura Türkiye değil diye bir hissediyorsun yani. Şuraya, 5 yıl oldu. Şuraya bir araya bir videoları koyalım. İnanılmaz sokaklar yani. Gördüğünüz gibi şu an görüyorsunuz. Çok güzel sokakları var. Hani gidiyorsun Petersburg'u mutlu hissediyorsun ya. Yani Rusya'da mutlu hissedebiliyorsun. Hele kışı zaten Rusya. Dünyanın en iyi kışı Norveç'te falan, bir de Rusya'da yani. Buradaki kışı çok seviyorum. Çünkü inanılmaz kar yağıyor. İnanılmaz sakin, inanılmaz huzurlu insanlar. -30'da bile dışarı çıkıp gezebiliyor. İletişim kurabiliyor. Bilmiyorum ya. Bence güzel. Bence de şu anda Rusya'nın tek sıkıntısı yaptırım yemiş olması. Yaptırım yemiş. Peki ondan sonra ne gibi dezavantajlar oldu ki? Ya hissedilen dezavantaj yok. Açıkça söylemek gerekirse. Çünkü hani mesela eskiden Ziraat Bankası para çekiyorduk falan. Şimdi çekemiyor falan. Şimdi çeviriyoruz. Yani ama hani bu hissedilecek bir şey değil. Çünkü hallediyoruz sonuçta, tamam mı? İşte sonra Coca-Cola, Pepsi çekildik diyorlardı ama buradalar biliyorsun işte. Her zaman. Zara mesela Zarina diye değiştirilmiş falan böyle. Garip. Starbucks değişti, McDonald's değişti. Hepsi hala çalışıyor ya, hepsi burada. Aynı ama işte mevzu bu. Aynen öyle. Yani o yüzden şu anda yani hissedilecek herhangi bir şey yok. Dezavantajlarından bir tanesi mesela. Bunu söyleyeyim mesela ben sana. Babuşkalar, lanet olsun onlara ya. Evet, güvenlikler ya abicim bak. Güvenlik tamam mı bunlar? Böyle bir markette görebiliyorsun bunları. İşte ondan sonra yurtta görebiliyorsun, hastanede görebiliyorsun. Ama sadece yazı olarak güvenlik. Yazı olarak güvenlik. Hani şey derler ya mesela, Dubakoy kaleye daha iyi kalecilik yapar diye. Hani Dubakoy security yerine onlar daha iyi güvenlik yaparlar. En azından hırsız koşarken falan. Ya kendini FBI sayıyorlar. Ya abicim minimum 60 yaş, tamam mı? Sanki evet. İşe alım. Bak işe alımları bence şöyle. Minimum 60 yaş. Sen 40 yaşındasın, sen o 60 yaş, tamam. Fıtık, fıtık var, okey, çok güzel. Körsün, kör, o da kör, evet. Göbek de var, evet, evet, çok iyi gidiyorsun. Bir tane daha şey kaldı. Aptalsın, aptal, evet, aptalsın, evet. Tamam, cidden işe alındı. Neden böyle. Aptallar peki? Yaşlılar, abi, yaşlılar burada. Yaşlılar aptal değil, neden aptallar? Neden aptallar? Abicim, adamlar kendilerini filmde zannediyorlar çünkü. Ha işte onu diyorum, bak yazıda security var ya, adam yürüyemiyor. Sana bir kızmalar, sana bir artistlikler, böyle kendinden geçiyorsun yani. Adam şu ya, şu. Hani böyle bir şey olamaz. Yani ben bunu seninle şeyde yaşamıştım. Senin için bir hastaneye gitmiştik. O ara hatırlıyor musun? Gece gitmiştik. Adam çıkmıştı. Aynen. Niye geldiniz? Niye geldiniz? Niye geldiniz? Hastaneye niye geldiniz diyor. Ya biz sana uğrayalım dedik akraba. Hani senin yanına uğrayalım dedik. Selam verik dedik ya. Selam verelim dedik. Yani hastayız. Geldik. Niye geldiniz diyor. Yani bazen böyle babuşkalar bazen atar gider yapabiliyor. Zaten belge işlerini söylemiyoruz. Ona hep söyledik. Yani ondan ayrı şeyler söyleyelim dedik. Babuşkalar çok sıkıntı. Bir de uyanıyorlar. Uyandı ya adam. Bir de uyanıyor, küfür ediyor sabah akşam yani. O konuda birazcık burada sıkıntılar var. Buraya geldiğinizde bu yaşlılar neymiş diyebilirsiniz. O konuda sıkıntı söyleyebilirim. Demeyin yani arkadaşlar. Hani böyle şuradan mesela birisi geçse, dese ki size ana avrat küfretse, siz de böyle tam yanına gittiniz, böyle tam tuttunuz burayı, şöyle yapsa. Yapsa ne yaparsın? Aa dersiniz, bu geri zekalı ya bu, tamam bu. Tamam dersiniz. O güvenlik görevlilerine de buraya geldiğinizde o şekilde davranın. Sinirlenmeyin. Çünkü öyle. Onlar öyleler. Hani onlar öyle. Onların bir sanki böyle bir özel şeyiymiş gibi. Ay kafayı yiyeceğim. Fitness'a gidiyoruz ya. Fitness'a gidiyoruz. Bir şey aklına geldi. Lan fitness'a gidiyoruz, kart veriyoruz, tamam mı? Şimdi kadına kart veriyoruz. Kadın bize anahtar verecek. Böyle dolap var, tamam mı? Dolabı bu şekilde düşünün. Boşluklar var böyle bir. Dolap aynı zamanda dönüyor böyle. Döndürebiliyorsun, her tarafta boşluk. Karşı tarafa full boşluk, tamam mı? Bana oradan bir tane anahtar verebilir. Ne yapıyor? Döndürüyor abi. Oğlum mal mısın? Sırayla verecek. Ya sanki sıranın böyle bu. İşte değişik hareketler yapabiliyorlar böyle. Sor mesela ne diye. Anlamıyorsunuz zaten. Öyle bir Rusça yok. Hani ben o Rusça'yı anlamıyorum zaten. Geçen şortum kayboldu. Şort koyma yeri var. Hı hı. Şortların kayıp olduğu şort koyma yeri ya. Yani anladın mı? Şortların kayıp olduğu şort koyma yeri. Ne kadar güzel anlattım. Şortumu arıyorum. Kadın diyor ki ne yapıyorsun orada?
Eşya çalacağım lan, şortumu arıyorum. Söyle deyince tamam diyor. E neden soruyorum yani? Biz seninle sohbet ediyorduk da bağırmayın diye dedi ya. Bağırmayın dedi. Neyse arkadaşlar, bu konuyu kapatalım. Avantajına geçelim. Kendilerine bir boks anıyordular. Aptalın tekiler, engelliler diye hareketleri çok fazla var. Tamam, babuşkaları bitirdik. Avantajına geçelim. Abi avantaj bana göre feministlerden nefret ederim. Nefret ederim feministlerden. Konuyu da feminizme bağlı. Dobra dobra da konuşuyorum burada. Burada feminist yok denecek kadar az. Yani burada böyle durduk yere aptal aptal konuşan karşı cins yok abi. Yoksan şunu yapacaksın, yani. Yoksan bunu yapacaksın, yok havalı cümleler, yok şu kanalize etmeler, teferruat, dalalet, cehalet, sefille. Oğlum. Ama burada şöyle bir şey var. Kızlar hesap ödettirmiyor mu? Erkek ödemesi gerek demiyor mu? Diyor. Bak ama onu feministliğe bağlamıyorlar. Aileleri öyle öğretmiş oluyor. Sana diyor ki çünkü. Bak onu açıkla aynen. Ne diyorlar çünkü? Diyorlar ki buluşmaya sen davet etmedin mi? Evet. Tamam sen öde o zaman diyor. O davet farklı. Anladın mı? Hani ondan dolayı. Türkiye'de nasıl peki? Erkek adam değil misin? Öde. Burada ne diyorlar? Ödemezsen erkek değilsin. Aynen ama burada ne diyorlar? Sen davet ettin, sen öde. Burada bir alışkanlık var, doğru haklısın. Burada Rusya'da şöyle bir gelenek var. Sen beraber buluşuyorsanız ortak ödeyebilirsiniz. Bu kız erkek buluşuyorsa da geçerli. Ama sen birini davet ediyorsan, bu da kızlar için de geçerli. Kız seni davet ediyorsa kız ödüyor. Davet evet. Eden ödüyor. Davet eden ödüyor. Sen davet ediyorsan zaten sen ödeyeceksin. Hani sen birine dersen ki yemek yemek istiyorum seninle dersen gidiyorsun sen ödüyorsun. Yemek yiyebilir miyiz? Ortak bir gün ayarlıyorsanız tamam beraber ödüyor biliyorsunuz. Yani burada bir alışkanlık öyle var. Bir arkadaş anlatıyor. Birisiyle buluşacaklarmış. Kız demiş ki nargileye gidelim mi? Bizimki de demiş tamam gidelim demiş ama benim para durumları sıkıntı demiş. Kız da demişken tamam o zaman başka zaman gideriz. Nasıl ama kral Alp aracı. Ya arada denk geliyor da abi bak sadece hesap değil. Buradaki kadınlar o tarzda değil. Mesela ben liraya feminizm diyorum mesela. Fu diyor. Evet kötü. Yani sevmiyor. Neden? Çünkü hani zaten kadın erkek eşit değil. Artı eskiden mesela biz şey dediğimizde mesela kadın erkek yaratılış bakımından eşit değil dediğimizde iyi Müslüman, iğrenç, iyi ateizm, falan yapıyorlardı. Şimdi artık böyle yüksek kademedeki insanlara kendini dinlettiren insanlar bunları söylemeye başlayınca arkadaşlar hani kadın erkek tamam hadi Allah yok yaratılış falan boş verdik ama hani farklı evet. Demeye başlayınca o zaman onların sözleri değer görmeye başladı. Bizim sözlerimiz o zamanlar değer görmüyorduk çünkü biz ne boktuk ki. Evet anladım. Yani bu yani avantaj. Burada dediğim gibi Salih'in de demek istediği, benim de demek istediğim burada böyle feminizmi gibi daha da farklı şeylerle alakası çoğu insanın yok. Varsa da saygı duyuyorlar. Burada herkese eşit. Çok güzel bir şekilde yaşayabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Benim söylemek istediklerim bunlar. Senin var mı ekleyeceğim? Erkekler olarak da Türkiye'de mesela erkeklerle muhabbetini söyleyeyim. Arkadan konuşma deli gibi var. Tabii ki de. Çıkar çok fazla var. Çıkar en fazla var. Burada önemli olan ne peki? Öncelik ne Rusya'daki erkek arkadaşlık önceliğinde? Önemli olan ne? Tabii ki de iyi vakit geçirmek, eğlence. Eğlence? Evet. Bu ya Türkiye'de hani ben Eskişehir'de üniversite okumuştum. Bir apartımız vardı erkek apartıydı. Lan lanet olsun ya. Ne oldu mesela? Arkadan konuşmayan ala. Herkes birinin arkasından bir şey söylüyor. Gruplar geliyor, gruplar gidiyor. Lan bir sakin olun lan, bir durun lan. Yani kanka Türkiye'de zaten genellikle böyle ki yani. Hani ilkokuldayken başlıyor. Yani bu o yüzden eskiden beri de olan bir şey hala da devam ediyor. O yüzden insanlar böyle belki bu yüzden streslidir ya da mutsuzdur insanlar. Bak ben bir anımı anlatacağım. Tamam anlat bitirelim. Tamam. Türkiye'de ilkokuldayken hiç isim vermeyeceğim. Bir tabii sınıf derim. Arkadaşı vardı. Evet. Para çalıyordu babasından. İşte o aralar biliyorsun 50 kuruş. Kim yapmadı onu? Bir dur ama ya bir anlatayım. 50 kuruş alıyordu. Biz 50 kuruş alıyorduk. O 10 lira falan getiriyordu her gün. Bu fazla. Oo düşün yani 100 lira getirme gibi 200 lira getirme gibi düşün. Neyse bir gün bir tane çocuğa dedi ki sen dedi benim dedi iç ben sana bunu vereceğim dedi tamam mı? İçti mi? İçti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanka bunu niye anlatıyorsun ki yani?